Merhaba arkadaşlar. Motosikletin yeni videosunu en son halini çekiyorum. Model Zivan 180 2018 model. Şu an kaç kilometrede size göstereyim. Şöyle görebiliyorsunuz belki 1877 kilometrede. Benzin ışığımız yanıyor. Yedek depoda zaten. Gördüğünüz gibi motor bu şekilde. Koruma demiri aldım. Kalyoncu motordan. 180 Zivan'a birebir uyuyor. 150'ye duyar tabi. Montajını ben gerçekleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi ayak kısmını şu şase bağlantının üst kısmına getirdim. Yalnız bu şöyle şu gördüğünüz şu vida biliyorsunuz zaten şase demirin paylarına göre yapılmış. Yani koruma demirini ben taktığımda şu orijinal vidası birebir uymuyordu. Gittim benim yedek vidalardan falan zaten motor şase vidasıyla aynı denkti. Zaten uzun gördüğünüz gibi şurası. Uzunlukta demir vardı. Hem şase bağlantısı demirden geçecek pay hem de koruma demirin payı da var. Zaten biliyorsunuz şu ayak kısımlarının sağ ve sol. Yani uzun taktığımız şurası biraz dışarıda kaldı. Hiç önemli değil. Tabii şu aralarına lastik koydum. Şu somunun olduğu tarafa koruma demirin ayak kısmının oraya da şöyle gördüğünüz gibi buraya da diğer tarafa da amaç yani titreşim olmasın diye sıfır titreşime getirmek amacım. Yani biliyorsunuz zaten demiri vidayı sıktığınız zaman ister istemez demir paslanıyor veya çiziliyor veya titreşim olabiliyor yani özellikle şu üst kısımda gördüğünüz gibi oraya da ben lastik koydum. Diğer tarafa da koydum. Gördüğünüz gibi. Böyle montajını falan gerçekleştirdim. Şimdi şu sağ deponun sağ sol grenaj olayına gelelim. Şimdi koruma demirini tak. İlk önce ben koruma demirini montaj yaptım. Sağ ve sol grenajlar çıkık haldeydi. Çıkardım ben. Bunların montajını da yaptırdım. Biraz sadece şu birazcık şu gördüğünüz sağ grenajın uç kısmı birazcık bu tarafta kalıyordu. Birazcık kastırarak bu tarafa doğru getirdim. Şu demirin üst kısmını arasına da lastik koydum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuraya da koydum. Yani lastiği koymazsam grenajlar koruma demirine baskı yapacak. Titreşim yapar bu da. Yani koruma demiri zaten motor bildiğiniz gibi şaseye bağlantılı. Şaseden grenaja vuracak. Grenajdan depoya vuracak. Yani rölantide olurken veya giderken cızırtı falan titreşinden dolayı böyle bir lastik uygulaması yaptım. Diğer tarafı da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi buraya da lastik koydum. Şuraya koydum lastik düşmüş. Buraya yeniden tekrar bir lastik koyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi zaten lastik koymasanız bak şurada hafiften bir iz yapmış. Lastik koymak temiz bir iş çıkarmak için lastik şart. Lastik koymak. Zaten şu ön çamurla Mustafa Kemal Atatürk onun liderimizin sticker'ını ön çamurluğa yapıştırdım. Yani güzel oldu. El korumalıklarımızı falan videosunu çekmiştim gerçi. Daha ambalajlarını bile çıkarmadım. Sıfır oldu belli olsun diye. Şöyle gördüğünüz gibi tur camına sticker'ları falan yapıştırdım. Öyle ne var ne yok yapıştırdım işte hoşuma gidenler falan. Şöyle gördüğünüz like işareti falan sözler. Gördüğünüz gibi sticker bunlar. Sol tarafı da aynı şekilde. Sol elcimizin üstü. Motor gördüğünüz gibi son hali bu. Daha koltukların ambalajları falan. Koltuk kirlenmesin, çizilmesin falan. Yağmur görmesin diye ambalajın üzerine tekrar bir ambalaj yaptım. Streç değil. Zaten şurası hafif yırtılmış. Buraya da bir koli bantı çekilip düzeltilebilir. Gördüğünüz gibi arka çamurluğumuzun üstüne sticker İtalyan sticker'ını yerleştirdik. Zaten gördüğünüz gibi plaka baskımız bu şekil. Çantamızın arkasına da yaptık sticker'ımızı. Gördüğünüz gibi ben motora temiz bakıyorum. Temiz sürüyorum nasıl desem. Mesela eğer sürdüğümde mesela motoru park ettiğimde sağını solunu siliyorum. Çünkü malına ne kadar temiz bakarsan
O kadar seninle uzun yıllar gider. Normal bak 1700 kilometrede gördünüz zaten az önce. Başka birisinde olsa bu 1700 kilometre, başka birisinde olsa bu motor çoktan sağa sola olsun çizilmiştir veya çamur içinde çölden farkı kalmamıştır. Ben 1700 kilometre, 2000 kilometre de motor halen tertemiz, en ufak çizik bile yok. Motoru temiz bakıyorum. Zaten gördüğünüz gibi ambalajları falan sağa sola olsun. Motorun ilk 500 bakımı yapıldı tabi. O konu hakkında bilgi vereyim. 500 bakımı 160 lira civarı tuttu. Bildiğiniz gibi bu motor 1,5 litre yağ alıyor. Yani 1 litre 400 mililitre yağ alıyor. Yani 2 kutu açılmak zorunda. Eğer bakıma gidiliyorsa 2 kutu yağ açılmak zorunda. Bir kutu olsaydı iyi olabilirdi. Zaten bir kutu nere oluyor? Zaten motor bölümü büyük, gördüğünüz gibi 180'lik. 2 kutuya açılmak zorunda. Ben motor 5100 koydurdum. 2019 üretimli. Bir de işçilik var. Ondan dolayı 160 lira tuttu. İkinci bakımda da gerçi aynı işlemler yapılıyor. Bilmiyorum, servise gitmesem mi diyorum, gitsem mi diyorum. Halinde o ikilemde kaldım. Çünkü boşu boşuna bu kadar fazla para alıyorlar. Bir yağ değişiyorlar. Aldıkları ücret 160-170 lira bir para. Kendin alıp değişsen ya dışarıdan alsın 60-60 120 lira. Cebinde kalacak 40-50 lira para kalacak cebinde. Bilmiyorum, garanti dışı olmasın diye kullanım defterlerine şu yazılsın, kilometre yazılsın, bakımı yapıldı falan yazılsın diye gidiyorum mecbur. Bilmiyorum, bakalım. İleride gitmeyebilirim şu. Zaten askerim ben de. 1 Kasım'da teslim olacağım. 99 doğumluyum zaten. Askerlik geldi benim de. Motoru da zaten eve park edeceğim ben. Yani sıfır motor zaten, biliyorsunuz. Zivan 180. 2018 sıfır. Bunu dışarı bağlayıp gidecek halim yok ya. Garaj da olsa dahi. Garaj gerçi yok bizde. Ben bunu birinci kata çıkartacağız işte arkadaşlar birlikte. Benim odaya koyacağız motoru. Orada bir ranza var. Ranzayı kaldırıp ranzanın yerine motoru koyacağız. 6-7 ay boyunca zaten kullanamayacak motor. Güzelce üstünü falan bezle, çarşafla neyle örteceksem örteceğim güzelce. Aküyü çıkaracağım. Benzin koymasam depo paslanır diye düşünüyorum. 6-7 ay boyunca kullanamayacak çünkü motor, bilmiyorum, belki benzin olur içinde. Motor gördüğünüz gibi zaten son hali bu. Başka zaten yeni al kaskım, zaten kaskın kutu açılımını yapmıştık. MT kask markası zaten. MB'den. Ben de Florya deniz kenarına geldim. Belki bilenler bilir. Şöyle sizlere bir manzara karşılığında video çekmek için. Normalde yoksa evin önünde de çekerdim ben. Yani motoru şu an gelirken yedek parçacıdan şöyle bir şeyler daha aldım sizler için. Yani sizlere video çekeyim falan diye. Yoksa almam pek bu tarz şeyler. Siz seviyorsunuz diye. Sticker olsun, o öndeki sticker falan. Belki hoşunuza giden vardı, bilmiyorum, sticker seven sevmeyen var mı bilmiyorum. Şöyle gördüğümüz gibi tekrar bir tane sticker aldık. Türk bayrağımız. Bunu da nereye yapıştırabilirim? Deponun sağına mı yapıştırsam, tur camına mı? Tur camında gerçi bir tane var. Bunu başka nereye yapıştırılabilir? Yani şu deponun şu kısmına yapıştırmayı düşünüyorum. Şu gördüğünüz kısmı. Türk bayrağımız. Şöyle bir yine sticker aldık. Bu da bundan bahsedeyim. Vites çorabı aldım işte. Yeşil renk yoktu. Mavi aldım ben de. Çünkü ayağı ciddi derecede yıpratıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu kısım ciddi derece değil. Yıpratıyor ya. Vites çorabı aldık. Diğer sticker de şöyle gördüğünüz gibi. Bunu öne mi yapıştırmak daha mantıklı, yoksa arkaya mı? Ön tur camına bence. Motosikletleri fark edin. Doktor gelmeden kaskımı çıkarım. Allah korusun, herhangi kazanda belki duyarlı vatandaşlar görür de camdaki yazıyı. Diğer şeyde bu şey,
balata temizleyici aldım. Fren zincir bakım için. Zincir yağlama spreyi. Şöyle gördüğünüz gibi. 20, şu 20 lira zaten. Balata temizleyici. Bu da 20 lira. Yani Motul alınabilirdi ama bilmiyorum, pek fazla huzuriyere kaçma, yani pek fazla huzuriyere masraf açmaya gerek yok. Ya altı üstü bir zincir temizleyeceksin. Tamam, motorun yağını özen gösterirsin, Motul alırsın ama Motul'u ben sordum. Yani bir yağlayıcı 70 lira dedi Motul'un. İnternette gerçi daha ucuzdur ama yedek parçadan aldım misal. Şu kaskı misal şundan örnek vereyim. Şu aynı kaskı yedek parçacıda gördüm, yani motosiklet yedek parçacıda. Sordum şu aynı kaskı. 460 lira fiyat çekti. Siz düşünün gerisini. 460 lira. Ben bu kaskı kaç aldım? 399 liraydı. İndirim kuponu ile N11'den 380 liraya aldım. Aradaki fark kaç para? 80-90 lira. Siz düşünün artık gerisini. Yani internetten almak daha mantıklı, bilmiyorum. Bunları da internetten alabilirdim ama ya 1-2 gün beklemeye gerek yok. Bir de zinciri temizim. Çünkü 500 kilometre de temizlendi şu bakımda zincir, 500 kilometre de düzenlendi, yağlandı, gerçi temizlenmedi, bir yağ sıkıyorlar üstüne, hadi yağla. Peki özen göstermiyorlar motoruna. Bunun aslında bakımı, sen bakımını aslında motor sahibi kendisi yapmalı. Çünkü o bakıma gidiyorsun, ne özen gösteriyorlar ne bir şey gösteriyorlar. Yani misal örnek vereyim, Balcı Motor, Eyüp Sultan. Yani oranın servisinden ben memnun değilim kısaca. Gidecekler olanlara duyurulur. Ben motora 500 bakıma götürüyorum. Adam motorun yağını değil.